Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizler için MSI'ın şöyle bir klavye fare kiti varmış. Onu incelemek için gönderdiler. Sağ olsunlar. Ben de dedim ki sizler için bir inceleyeyim bunu. Yazıyor burada ismi zaten. MSI'ın Vigor GK30 Gaming Combo diyor. Şimdi bunun sadece klavyeli olan versiyonu da var arkadaşlar. Ama bana gönderilen sürümde hem klavyesi var hem de faresi var. Şöyle göstermiş olayım. Kablolu fare tabii şöyle. Buzun da bir kablosu var. Plastik bir kablomuz var. Hani örgü falan değil. Onu söyleyelim. Burasında bir MSI etiketi var. Sökmedim. Duruyor hala. Fare güzel. Şimdi teknik özelliklerden birazdan bahsedeceğim. Klavye de güzel bu arada. Klavye de şöyle. Bu serideki yani Vigor'un GK30 klavyesi bu zaten. Combo dediğiniz zaman ise bir de GM11 fare de beraberinde veriliyor. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum arkadaşlar ürünlerin. Klavye sade bir şekilde tasarlanmış, onu söyleyeyim. Mekanik benzeri klavye bu. Mekanik klavye değil. Mekanik benzeri nasıl oluyor? Onlar gibi bir hissiyat veriyor ama mekanik klavye değil. Bazıları böyle kullanmak istiyor oyunlarda falan. Özellikle çok şakır şukur ses çıksın istemiyor. Çünkü biliyorsun mekanik klavye çok ses çıkıyor. Bu ürünlerde bu tarz böyle mekanik benzeri klavye ses çıkmıyor. Bakın bir örnek çalışma yapalım. Yani normal klavyeden birazcık fazla ses çıkıyor ama mekanik klavyeler kadar böyle takır tukur şakır şukur bir ses çıkmıyor. Şimdi arka kısmında şöyle güzel bir kaydırmaz bir alan tasarlanmış şu kısımlarda altlarda. Buna klavye desteği adı verilmiş. Yani özellikle böyle masaya koyduğunuzda ileri geri oynamasının önüne geçiyor. Bir de iki tane minik sehpamız var. Sanki bunlar biraz daha fazla olabilirmiş. Mesela buradan sana söyleyeyim. Yani bunlar birazcık kısa geldi. Koyduğumuz zaman masada biraz daha böyle hani bakın şimdi şu kadar duruyor. Kapatalım bunları. 2 santim bile yok yani onları söyleyeyim. Açtığımız zaman da 2 santimlik bir yükseklik olmuş oluyor. Kaba hesapla söylüyorum. Evet şu an pardon. Evet koymuş olduk. Yani biraz daha olabilirdi sanki. Yani şöyle dursa falan biraz daha güzel olur gibi düşünüyorum. Bunun dışında nümerik tuş takımımız var. Sağ üst köşede çeşitli LED lambalarımız var. Bu efektleri falan ayarlayabildiğimiz bir klavye kısa yollarına entegre edilmiş bir mekanizma var. O da şöyle kullanılıyor. Şimdi Windows tuşu var. Onun yanında bir tane de böyle şey tuşu var. MSI'ın kendi logosunu koyduğu bir tuş var. Buna basıp page down filan tuşlarından ayarlama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ok tuşlarından da ışığın rengini, şiddetini vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben bilgisayara da takayım bunu. Bilgisayara takarak en azından renklerini de size göstermiş olayım. Detaylı da koyacağım ama yine buradan da koymuş olayım ben. Şöyle takalım. Şurada benim dizüstü bilgisayarım var. Taktım. Hani güç gelmesi lazım ki en azından biz de onu size ekranda göstermiş olayım. Şimdi bakın burada mesela şu anda özel bir modda olduğu için şöyle göstermiş olayım. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Farklı farklı renk efektleri var. Aslında oyuncular için hani tasarlanmış şeyler bunlar biliyorsunuz. Ve oyuncuların da sevebileceği şeyler. Mesela ben farklı renk, mesela şöyle bir, şu şekilde de bir renk gösterebiliyoruz. Birkaç tanesini göstereyim size. Sonra daha detaylısını ben dediğim gibi şeyle koyacağım sizlere. Bu gökkuşağı efekti. Bakın böyle renkler oynayabiliyorlar vesaire. Bunların ayarlarının Dragon Center isimli bir uygulama var. Oradan da yapabiliyorsunuz. Yani o uygulamayı bilgisayarınıza yüklediğiniz zaman istediğiniz gibi hani şu renk olsun, bu renk olsun, yok bread yapsın, yok nefes alsın, yok şöyle olsun, böyle olsun gibi bu renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Orada fark etmişsinizdir muhtemelen. Şurada bakın böyle bir ayrıca bir çizgili bir alanımız da var. Bu da böyle oldukça şık görünüyor ben onu söyleyeyim. Onu beğendim. Onu söylemekte fayda var. Bunun dışında işte standart bir hani oyun klavyesi. Belli başlı bazı özellikler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bazı notlar da aldım. 3 parçadan oluşan pistonlu bir anahtar var. Onu şimdi şuradan bir yerden koyayım da fotoğrafı falan var. Çünkü burada söküp göstersem çok anlaşılacak bir şey değil. Özel bir mekanizma bulunuyor. 12 milyonu aşan bir tuş basma ömrü varmış. Tabii bunu test etme imkanı henüz olmadı. Birkaç sene sonra bakarız eğer hala makine sağlam duruyorsa. LED ve medya kontrol için özel tuşlar. Bunlardan bahsettim. Suya dayanıklı yükseltilmiş tuşlar. Su geçirmez değil ama suya dayanıklı. Hani üzerine böyle bir su sıçrarsa falan, basit bir şey sıçrarsa, içecek falan gelirse onları kaldırabiliyor. Ama böyle alayım ben bunu suya sokayım, üzerine bir bardak çay dökeyim falan değil tabii ki. Onu söyleyelim. Özel taban desteği olduğunu söylemiş. O da güzel. Faremiz de aslında yine aynı şekilde güzel bir şık bir şekilde tasarlanmış. Bu arada farenin önemli bir özelliği var arkadaşlar. Fare hem sol hem de sağ elle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Yani isterseniz solaksınız mesela sol elinizle kullanabiliyorsunuz. Ya da benim gibi sağ elini kullanan birisini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta onu da takayım. O da RGB aydınlatmalı. Yani aynen klavyede olduğu gibi. Yani bunların da ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz Dragon Center'dan.
Ya da buradan da şu DPI tuşuna basıp buna bastığımız zaman da farklı efektler arasında geçiş sağlamış. İşte breath efekti, şu an nefes alma efekti var. Farklı farklı şeyler olabiliyor. Ya da işte DPI tuşuna basıp sağ bastığımız zaman yine farklı bir efekte doğru bir geçiş yapıyor. GM11 fareden de biraz bahsedeyim. Onunla ilgili bazı notlarım var. 6 tuşlu bir faremiz var. RGB desteğimiz var ki arka tarafında şöyle bir logosu var. Yine MSI'nin logosu. O logo yanıp sönüyor ya da işte farklı renklerde olabiliyor. Yan yüzde 2 tane fonksiyon tuşumuz var. Yukarıda işte sağ sol klik tuşları var. DPI tuşumuz var ve onun hemen yanında işte sonsuz dönebilen tekerleğimiz var. 7 farklı RGB ışıklandırma özelliği varmış. 10 milyon tıklamayı aşan Omro anahtarı varmış üzerinde. PixArt optik sensörü, 5000 DPI çözünürlüğümüz var ve DPI ayarını yapabiliyoruz. Yine söylemiştik onu zaten. Hem sağ hem sol ile uyumlu olduğunu söyledim. Hem sağ elimizde hem de Dragon Center yazılımıyla da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu iki ürünü ben kullandım. Özellikle tabii oyunlarda kullandım haliyle ve doğal olarak. WASD tuşlarıyla ilgili şöyle bir eleştirim olabilir belki. Böyle çok hani oyun oynayan birisiniz ve böyle hani ben oyun sırasında bakmak istemiyorum ama bir şey olsaydı da hani atıyorum bir rengi mi farklı olurdu, zemin tasarımı mı farklı olurdu veya oraya bir tırnak falan mı koyardınız bilemiyorum. Mesela bu duysun benim sesimi. Belki onlara böyle bir şey yapsalardı bu WASD tuşlarını güzel olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında kullanımı falan kolay. Hani güzel havalı bir klavye. Benim hoşuma gitti. Özellikle böyle mekanik klavye olmasın ama oyun klavyesi de istiyorum diyenler için önerebileceğim bir ürün olmuş. Fari'de, oyunlarda vesaire de gayet hızlı ve güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. O da benim çok hoşuma gitti. Hani fiyat performans olarak güzel bir ürün. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. MSI'nin bu Vigor GK30 Combo kitinin fiyatı 519 TL civarında. En azından ben bu incelemeyi yaptığım tarihte. Yani mekanik benzeri bir klavye için ve beraberinde bir de faresinin olduğunu düşündüğümüzde fena bir rakam değil. Güzel bir rakam, ben onu söyleyeyim. Çok yüksek değil, çok ucuz da değil. Piyasada çok daha uygun fiyatlı klavye fare setleri bulursunuz. Ya da tek tek de alıp daha uygun fiyatlı olanları da var. Ama hani bilinen markalar içinde baktığımızda bence güzel bir set olmuş. Fiyatını da bilinen markalar için konuşuyorum. Uygun olduğunu söyleyebilirim. Elbette hani böyle no name markalar ya da farklı ucuz markalar gibi değil. Evet, fiyatı o manada biraz yüksek ama bence bu yüksekliğin karşılığını fazlasıyla verebilecek bir çözüm var karşımızda. Eğer mekanik klavye istemiyorsanız, yani ben mekanik klavye kullanmak istemiyorum ama oyun klavyesi de olsun diyorsunuz, RGB de olsun diyorsunuz, yanına bir de fare olsun diyorsunuz, bence güzel bir çözüm olmuş. Hepsini beraber veriyor. Mekanik değil, RGB, oyun için tasarlanmış, hem faresi var hem klavyesi var. Bence güzel bir set olmuş. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa kesinlikle MSI Vigor GK30 Combo setine bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle donanım incelemelerine de başladım. Biliyorsunuz daha önce bir ekran kartı incelemiştim. Özellikle oyun performansı ve normal premier ve günlük performansından bahsetmiştim. Onu yukarıdan bir link vereyim. Afox'un RX 550 AMD'nin işlemcisini kullanan bir ekran kartıydı. Şimdi MSI ile devam ediyoruz. Bu tarz donanım incelemeleri gelecek ve bu tarz incelemelerde de desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olabilir ya da şunu incele, bunu incele diyeceğiniz sorular mutlaka vardır. Yazın yorumlara, elimden geldiğince onları karşılamaya çalışacağım. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kwai artık nerede bulursanız bakın oralara girin, Özgür Çetin yazın. Artık karşınıza kim çıkıyorsa takip etmeyi unutmayın. Bakın takip etmek önemli. Bazen soru soruyorsunuz vesaire soruyorsunuz ama mutlaka takip etmenizi rica ediyorum. Burada da abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü birinden bir şey istediğiniz zaman mesela ben de diyeyim ki mesela bana işte ekran kartı gönder, şunu gönder, bunu gönder. Kaç abonem var diye soruyor. Benim 9600 abonem var. Rakiplere bakıyorum. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. İzleyenlere bakıyorum, bizim videolarımı izleyenlerin çoğu da abone değil. Demek ki birilerinin abone olması gerekiyor. Abone olursanız sevinirim. Böyle kuru kuru abi seni çok seviyoruz olmuyor. En azından böyle bir destek istiyorum hepinizden. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. G11 Combo dediğinizde bir de GM11 klavye. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oyun evet.